Yaklaşık 2 litre kadar suyu önceden kaynatmaya başladım. O burada beni birazcık beklesin. O arada patlıcanlarımı limonlu suda bekletmek istiyorum. Şimdi bir tane, bu yeterince büyük bir patlıcan olduğu için bir tanesi yeterli olacak benim için. Önce bunları güzelce bekletelim. Bütün acı suyundan kurtulalım. Bu sefer biraz daha küçük doğrayacağız. Şu şekilde 3 parçaya bölmeniz yeterli olacaktır. Bu burada beklesin. Şimdi tavamı ısıtacağım ben. O ısınırken bir adet soğan istiyorum ben. Bunun yarısını kullanacağım. Biraz zeytinyağı alacağım. Evet, soğanlarım kavrulmaya devam etsin. Sosumla makarnayı buluşturduktan sonra fırına göndereceğim. İsterseniz önce ben fırını yakayım. Fırını en yüksek ayara almak istiyorum ben. Yaklaşık 200-220 derece uygun olacaktır. Biraz diri kalsınlar. Biraz salça ekleyelim. Önce ve en çok biber salçası. Biraz domates ekleyelim. Biberin keskinliğini alalım. Bir tatlı kaşığı da ondan olsun. Burada önce salçayı kavuruyorum. Neden? Kıyma domates sosuyla beraber de pişeceği için çok fazla kıtır kıtır olmasını istemiyorum. Böyle birazcık yumuşasın, suyunu versin benim için yeterli. Çok fazla pişmemesi gerekiyor. Sadece biraz öldüreceğiz. Evet, kıymalar için 1 dakika daha yeterli olacak sanırım. Kıymalarım istediğim kıvama geldi. Şimdi patlıcanlarımı ekleyeceğim. 1-2 dakikada böyle kavuracağım. Bu sosun pişmesi yaklaşık 15 dakika falan alacak. Hiç baharat eklememiştik. Şöyle tuz koyalım biraz. Biraz karabiber, biraz da pul biber. Ben bunları kısık ateşte bir 10-15 dakika kavurmaya devam edeceğim. Patlıcanlarım yeterince yumuşadı. O esnada suyuma tekrar bakmak istiyorum. Güzel, o da kaynıyor. Bolca tuz ilave edeceğim içine. Deniz suyu gibi bol tuzlu olmasını istiyorum. Yaklaşık 1 paket kadar penne kullanacağım. Kapağı kapatacağım ama sakın unutmayın, taşar 1-2 dakika sonra geri açacağım kapağı. Şimdi baharatları eklemiştim. Domates rendemizin hepsini koyalım. Suyu ekledikten sonra özellikle kendi yaptığınız domates rendesi kullanıyorsanız hafif bir ekşilik oluyor. Onun için birazcık da şeker ilave etmek istiyorum ben. Şöyle bir çay kaşığı kadar şeker ilave edelim. Sosun kıvamı çok iyi oldu. 3-5 dakika makarnalarım olana kadar kaynamasını istiyorum. Makarnalar istediğim kıvama geldi. Bunu sosuyla buluşturalım. Hepsini içine dökeceğiz. Evet. Programın başında fırınımı ısıtmıştım. Şöyle bir fırın kabı alacağım. Önce yarısını koyacağım. Arasına bolca parmesan peyniri rendeleyeceğim. Aralarına biraz çedar peyniri koyuyorum. Şimdi kalan makarnayı da döküyorum üstüne. Şimdi çedar peynirlerini üzerine dizeceğiz güzelce. Bunlar eriyecekler. Çok fazla kızartmak istemiyorum ben. Sadece erimelerini istiyorum. Fırınım sıcacık ısınmış. Gönderelim. 3-5 dakika kadar bunun burada peynirlerin iyice erimesini, içine karışmasını istiyorum. Evet, yakaladım. Peynirlerim istediğim şekilde eridi. Bir makarnadan isteyebileceğiniz her şey sanırım burada.